Aşkım. Lale. Lale. Baba. Duru. Babacığım. Senin ne işin var burada? Babacığım bugün okul yok ki. Günaydın aşkım. Özge. Onur. Ne zamandır buradasın sen? Yıllardır sevgilim. Evlendiğimiz günden beri. Evlendiğimiz günden beri? Unuttun değil mi? Neyi? Evlilik yıl dönümümüzü. Aşk olsun Onur. Neyse ki seni hala çok seviyorum. Onur. Lale. Lale, her şeyi açıklayabilirim. Ben seni arıyordum, bir şey değil. Özge ile evli olduğunu mu açıklayacaksın? Özge ile evli olduğunu biliyor musun sen? Tabii ki biliyorum. Özge benim en yakın arkadaşım. Kiminle evli olduğunu bilmeyecek miyim? Lale, ne diyorsun sen? Ben seninle evliyim. Emir nerede? Kocamla, yani babasıyla Emir. Efendim? Aşkım. Aa! Emir. Emir. Kim bu adam? Kocam dedim ya, çocuğumun babası. Emir'in babası benim, ben. Emir senin hiçbir şeyin değil. Emir'i verir misin bana? Ay yok. Yok yok. İstemiyor, istemiyor. Emir benim oğlum. Lale. Yalan mıydı? Beni sevdiğin. Hamileliğin. Onur sen bizim için hiç kimsesin. Neden yapıyorsunuz bana bunu? Ben ne yaptım size? İntikam Onur. Soğuk yenen bir yemektir. Sen beni öylece bırakıp hayatına devam edeceğini falan mı zannettin ha? Ben Allah bilir bir ülkenin neresinde hayatıma devam ederken sen burada mı hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam edecektin ha? Aynen öyle. O kadar kolay kurtulamazsın. Siz ikiniz bana kumpas mı kurdunuz yani? Öyle oldu galiba biraz. Babaanneciğim, iyi ki geldin. Ne olduğunu anlamıyorum. Yardım eder misin bana? Ben bilmiyorum, sen biliyorsun. Sen söyle. Neler oluyor? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Lale ile Özge komplo kurmuşlar, arkamdan iş çevirmişler. Yazıklar olsun. Hepimizi kandırdın. Ben mi kandırdım sizi? Kandırılan benim. Ben masumum. Yeter. İki genç kızı oyaladın. Kalp kırdın, yalan söyledin. İyi ki Ahmetciğim hayatta değil de senin bu rezilliğini görmedi. Ah Ahmetciğim, ah. Ah Ahmetciğim, ah. Babaanne bari sen yapma. Ben masumum. Bütün bu rezilliklerden sonra masum olsan ne olur, olmasan ne olur? Tek bildiğim şey artık benim torunum değilsin. Artık benim mirasçım değilsin. Benim tek torunum Erol. Her şeyim, mirasım Erol'un. Ah kuzen, yazıklar olsun sana. Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Ama senden adam olmayacağını en başında anlamıştım. O yüzden ben de Berk'i çağırdım. Kendisi zeki, çevik, ahlaklı, çalışkan, disiplinli ve senden de yakışıklı. Ay güzel kankam, ne çok yakışıyorsunuz ya birbirinize maşallah. Teşekkürler Filiz'cim, öyle oldu evet. Allah aşkına ne oluyor burada, bana biri söylesin. Lütfen daha fazla çirkinleşmeyelim Onurcuğum. İnsanları kendine güldürme. Hadi çık dışarı. Güle güle Onur. Ay hadi hadi. Güle güle. Hadi 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 hadi. Yürü git. Hadi git. Yüzüme görünme Onur. Çık git buradan. Herkes burayı. Git buradan. Hadi canım. Git. Hadi. Git git git. Kabus görmek istemiyorsan Lale'ye bugün her şeyi anlatacaksın. Her şey. Günaydın. Aşkım. Günaydın. Bebeğim bugün evde değil de dışarıda bir yerlerde kahvaltı yapalım mı? Baş başa deniz kenarında mesela.
Olmaz Onur ya. Ablamı hastaneye kaldırmışlar. Oraya gitmem lazım. Ne olmuş ablana? Bilmiyorum. Gece sancısı tutmuş. Ben üzülmeyeyim diye de beni aramamışlar. Nesi varmış? Durumu nasılmış? Söylemediler ama ciddi bir şey yok dediler. Yani onun yanına gitmem gerekiyor. Tamam. Şirkete gitmeden önce orayı ararız. Ben de bir görürüm Nilüfer'i. Ondan sonra geçerim şirkete. Zaten durumu iyiymiş. Sen de çok merak etme, tamam? Tamam. Ben o zaman üstüme bir şeyler alayım. Sen de hazırlan. Tamam. Hadi bakalım. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.